Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda torunları elimize aldık ve yanına deliği getirdik. Şimdi üçünü beraber bir karşılaştıralım. Torunlar derken birisi Note 8, diğeri S8 Plus. Tabii ki de burada dedemiz de Samsung'un ilk S serisi olan Samsung Galaxy S oluyor. Burada şunu da atlamamak lazım. Performans açısından tabii ki de S'i bunların yanında koymak büyük haksızlık olur dedemize. Bizim amacımız tasarım nereden nereye gelmiş bunu görmek. Şimdi vakit kaybetmeden masamıza geçelim ve tasarımlarına yakından bakalım. Evet, masamıza geldik ve şimdi tasarımlara yakından bakma zamanı geldi. Dedemiz en başta olması gerektiği yerde duruyor arkadaşlar. Torunlarını da hemen yanına dizdik. Hatta torunlarının torunlarının torunları diyebiliriz. Tabii ki de ilk S serisine baktığımız zaman S8 Plus ve Note 8'de ne kadar yol kat edildiğini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bu arada dedemiz maalesef şarja bağlı durumda arkadaşlar. Başka türlü çalışmıyor. Yani bir nevi yaşam destek ünitesi diyebiliriz. Aradaki zaten tasarım farklarını çok fazla anlatmama gerek yok. Dedemizin ortasında tuş var. Artık bu serilerde ortadaki tuşumuz kalkıyor ve çerçeveler olabildiğine yok oluyor. Üst taraftaki Samsung yazısı falan filan hepsi tabii ki de gidiyor. Güç düğmesini sağ tarafta, ses açma kısma tuşunda sol tarafta tutmayı devam ettirmiş. Ayrıca Bixby tuşu geliyor. Bildiğiniz gibi 3 düğmemiz de telefonun sağ tarafında duruyor. Bu iki telefon 2017 yılında çıktı. Dedeler ise 2010 yılında hayatımıza girmişti. Şimdi dedemizi çok fazla yormayalım. 2010 yılının güzel telefonlarından bir tanesiydi kendisi. Ancak artık emekliye ayrılma zamanı çoktan geldi bile. Biz bu video için esas odaklanmamız gereken telefonlar Note 8 ve S8. Kendi kendine sesler çıkarıyor. S8 Plus'a bakalım. En bariz farklar Note 8'in bir tık daha büyük olması ve biraz daha köşeli bir yapıya sahip olması. Tabii ki de bunun yanında yine en önemli farkımız şöyle arka tarafı çevirdiğimiz zaman zart diye karşımıza çıkacak. Note 8'deki bence oldukça başarılı olmuş olan çift kamera S8 Plus'ta bulunmuyor tabii ki de. Yani en bariz farkı arka tarafta görebiliyoruz. İkisinde parmak izi okuyucusu birbirine çok yakın yerde. Bence yine erişmesi zor. Tasarım açısından eksi haneye yazabiliriz. Bunun yanında arka tarafta genel olarak yakın hatları taşıyor. Note 8 ve S8 Plus'ın kamerasının yanında tabii ki de dedemizin VGA'lı kamerası da şurada arkada el sallıyor. Yanında herhangi bir flash yok. Sizlere çekilen fotoğrafları göstermek isterdim ancak kamera uygulamasını açınca maalesef ki sapıtıyor. Dedeciğim. Dede gördüğümüz gibi maalesef herhangi bir tepki yok. Şimdi gelin dilerseniz açılış hızıyla devam edelim. Bakalım dedemiz neler yapacak. Açılış hızlarımızda bizi şaşırtmıyor ve Note 8 ilk sırayı alıyor. Onun hemen ardından S8 Plus geliyor. Üçüncülüğü de tabii ki de Galaxy S, yani dedemiz alıyor yaklaşık 35 saniyeli birlikte. Şimdi arkadaşlar gelin Note 8 ve S8 Plus'ın kameralarını bir kıyaslayalım. Note 8'in zaten çift kamerasının ön plana çıktığını söylemeye gerek yok. 2 adet 12 megapiksellik kamerasıyla arka tarafı bulanıklaştırabiliyor. Aynı zamanda zoom yapabiliyor. S8 Plus'a baktığımız zaman tabii ki de tek kamerasıyla birlikte daha farklı işler yapabiliyoruz. Aynı zamanda iki kameramızın da 4K videolar çekebildiğini, yavaş çekimde de 720p'de 240 kareye kadar çıkabildiğini belirtelim. Ön kameralara baktığımız zaman ikisinde de 8 megapiksellik f1.7 değerini, aynı zamanda 1440p'lik 30 kare video kaydını görebiliyoruz. Evet millet, şu anda sesimi Note 8 üzerinden duyuyorsunuz. Note 8'in mikrofonu bu şekilde. Evet millet, şu anda sesimi Samsung Galaxy S8 Plus üzerinden duyuyorsunuz. S8 Plus'ın da mikrofonu bu şekilde. İki kameraya yan yana baktığımız zaman eğer sizin ilk odağınız kesinlikle kameraysa Note 8'e yönelmenizde fayda var. Kameralardan sonra karşılaştırmaların vazgeçilmezi olan bir uygulama açalım arka arkaya, bakalım neler olacak. Uygulamaları arka arkaya açtığımız zaman Note 8'in yine bir tık önde olduğunu görebiliyoruz. Aman aman bir farkımız yok. İlk turu Note 8 toplamda 1.07 ile tamamlıyor. İkinci tura baktığımız zaman da Note 8'in 1.45 saniyede bitirdiğini görüyoruz. Şimdi sıra geldi oyun testimize. 10 dakika boyunca bir oynayalım. Pillere ve ısıya bakalım. Note 8'de şarjımız %64 ile S8 Plus'ta 85 ile başlıyor. Sıcaklıklarımız da 30 derece, 26 derece. Dakikanın sonunda da şarj konusunda pek bir fark göremiyoruz ancak Note 8'de genel olarak sıcaklık bir tık fazla gibi. Arkadaşlar artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Son sözlerimizi de söyleyelim. Tamam, Note 8 gerçekten üst düzey bir telefon, birçok özelliği içinde barındırıyor. Ancak fiyat çok pahalı. Eğer sizin kaleme ve çift kameraya aman aman bir ihtiyacınız yoksa S8 veya S8 Plus almak çok daha mantıklı. Hem performans açısından çok büyük bir fark görmeyeceksiniz. Hem de cebinize paranız kalacak. Onunla gidip tatil yaparsınız. Kendinize bir oyun konsolu alırsınız. İstediğiniz gibi takılabilirsiniz. Zaten bu fiyattan da anlayabileceğiniz üzere Note serisi sana bana göre değil. Biraz da Note serisini
işlerini sevenlerine yönelik yapılmış bir cihaz gibi duruyor. Çünkü verilere bakacak olursak Note 5 kullanan adam Note 6'ya, Note 6 kullanan adam Note 7'ye geçemedi ama Note 8'e geçecektir. Artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet iki anda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.